arkadaşlar. Merhaba. Şimdi görmüş olduğunuz babam bize bir tane kuş getirdi. Daha yavru. Sakar ötüyor. Sakar. Sakar değil, Saka. Evet. Kanarya kuşumuzu Saka olarak ötmesini hep istedik. O şekilde ötmeye başladı. Evet. İsterseniz kuşu yavaş yavaş gösterelim mi? Gösterelim. Şimdi kuşu tabii ki temizliğini yaparken şöyle gösterelim. Size böyle bir gösterelim dedik yani. Size de böyle bir gösterelim dedik. Evet arkadaşlar, bu Bedri İlhanzade'nin kuşu. Şimdi daha biz tanımıyor. Daha çünkü çarşamba günü geldi. Evet. O yüzden daha bizi tanımıyor. Daha ama size ilerlerde zamanlarda bizi tanıyacak tabii. Alışacak yavaş yavaş. Evet. Evet. Bizimle konuşacak. Ondan sonra bizi çağıracak, gel diyecek. Ötecek. Evet, ötecek. Biz de böyle buraya konunca böyle onu seveceğiz. Evet. Evet. Şimdi o kutuya, gördüğünüz şu kutuya kuşumuzu koyacağız ki temizliğini güzelce yapacağız. Evet. Kısa süre sonra hemen tekrar temizlenmiş kafesine koyacağız, tamam mı? İsterseniz hep beraber kuşu temizlerken neler yapıyoruz? İsterseniz bizi bir izleyin. Evet Behri Hanım, önce kuşumuzu temizlerken koyacağımız kutunun şurada içine kağıt koyacağız ki kuşumuz burada biraz tabii ki heyecandan pisletebilir, tamam mı? Geçici süreli onu koyacağız. Bunun altlarına şuradan hava alabilecek gibi yerleri var. Şimdi çıkaralım mı diyelim? Çıkaralım. Tamam. Biraz yakalamak bakalım nasıl olacak? Zor mu? Kolay mı? Allah! Ağlaşım. Ağlaşım. Hadi gel. Allah! Gel, gel, gel. Evet. O. Kuşumuzu. Birazcık sevebilir miyim? Kuşu şöyle bir gösterir mi? Bak elimi şöyle. Isırmaz değil mi? Hayır, ısırmaz. Sev, ay. Ay gülsün. Gülsün, ay. Çok tatlı. Sen de sev. Korkma, korkma babacığım. Korkma. Hatta, tamam. Hadi şimdi koyalım. Şimdilik buraya koyuyoruz. Evet, şu anda içinde, tamam mı? Bunu da şöyle bir kenara koyacağız. Evet. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Kafesimizi alıyoruz. Kafesi aldık. Önce suluğunu çıkartıyoruz. Görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Suluğumuzu kenara koyuyoruz. Bu bir. Sonra buradaki kemiğimizi alacağız. Ebera altlardan, şurada mandallardan. Görüyor musunuz burayı? Evet. Buradan söküyoruz. Bu şekilde ayırıyoruz. Çıkarttık bunu buradan. Şöyle koyuyoruz. Şuradaki gördüğünüz bütün artık yemleri, kuşun diğer kirlettiği şeyleri toplayacağız. Buradaki bunları çöpe atacağız. Evet arkadaşlar. İçerideki bütün kirli olan şeylerin hepsini attık. Sadece işimiz yıkayıp temizlemeye kaldı. Tamam mı? Yıkayıp temizleme yaptıktan sonra güzelce kurulayacağız. Okey. Kurulama bittikten sonra da birleştireceğiz. Şimdi bunu kenara alıyoruz. Şimdi buradaki yavaş yavaş içerideki neyi? Malzemelerini ve camlarını sökeceğiz. Onları yıkayacağız. Evvela az evvel sökmeye çalıştığımız şunu çıkaracağız. Bu şekilde. Bunu da şimdilik şöyle kenara koyuyoruz. Buradan bunun adı tünek arkadaşlar. Tünek. Evet, tüneğimizi alıyoruz. Yıkanacak diye yıkanacakların arasına koyuyoruz. İkinci tüneğimizi alıyoruz. Sonra üçüncü tüneğimizi alıyoruz. Sonra şu elimdeki mamalıktır küçük, tamam mı? Bunun içerisinde kuşun vitaminlerini, işte nedir? Pişmiş olan yumurtasını, diğer sevdiği şeyleri küçük kaplara böyle koyup çok fazla koyup ziyan etmektense az koyup çabuk bitirmesini tercih ediyoruz. Bundan dolayı küçük mamalık tercih ediyoruz. Bunu da böyle koyduktan sonra buradaki yemliklerini çıkartıyoruz. Bakın bu yemlik içerisinde ne var? Deniz kabuğu var. Bu da yem yerken aynı zamanda bu deniz kabuğundan da yiyip içindeki taşlarla minerallerini alıyor. Tamam mı? Bunu şimdi kenara koyuyoruz. Buradan
diğer yemliklerini söküyoruz. Bunun içerisinde yemi var, sade yem. Onu böyle koyuyoruz. Diğer yemliğini çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi bunu da söktük. Evet, geriye kaldı kenardaki camlara. Şimdi camları da tek tek alıyoruz ki camlar kırılmasın diye. Camları da temizleyeceğiz. Onları da şöyle kenara koyacağız. Nerede tamam, var? Hepsini alacağız. Hepsini alacağız. Buradakini de çıkartıyoruz. Buraya koyuyoruz. Buradakini de çıkartıyoruz. Sonra diğer taraftakini de söktük mü? Gördüğünüz gibi. Evet. Kafesimizi parçalara ayırmış oluyoruz. Şimdi sıra geldi neye? Yıkama ve temizleme bölümüne. Evet. Evet arkadaşlar. Yıkama ve temizleme bölümüne geçiyoruz. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar. Şu anda kafesimizin temizliğini bitirdik. Durulmasını yapıyoruz. Güzel güzel. Berra Hanım çekiyor musunuz? Evet. Tamam. Hanzade Hanım. İyi misiniz? Hala şeker şekeriyle yiyor. Evet. Hanzade Hanım şekeriyle meşgul arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle koyalım. Diğer camların da hemen temizliğini yapalım. Evet. Evet arkadaşlar. Zaten neredeyse yapışmış. Evet. Bitti sayılır. Bitti sayılır. Arkadaşlar bunlar plastik sanmayın yani bunlar bildiğiniz cam. Evet bunlar gerçek cam. Bildiğiniz cam doğru söylüyor. Berri doğru söylüyor. Bunlar çok hassas kırılabilir diye biraz ellerimiz de kesilmesin diye dikkat ediyoruz. Evet. Peki bunlar ne işe yarıyor Berri bu camlar? Çok fazla yemini ondan sonra suyunu dökmesin diye. Etrafa dökmesin, saçmasın diye. Evet. Kafesin kenarlarına tamam mı? Koyulmuş olan güvenlik bariyeri diye. Evet. Bunları buradaki kanallarına koyuyoruz. Burada. Baba bir tanesini daha koyabilir miyim? Şu anda riskli olur babacığım. Yerlerin de ıslak olan bölümlerine kuruladık mı? Evet arkadaşlar, kurulama işlemimiz sona erdi. Erdi. Şimdi geliyoruz kafesimizi toplamaya, değil mi? Evet. Kafesin burada arkadaşlar eşyaları. Evet, eşyaları orada. Eşyalar orada. Bir saniye Azade Hanım. Şimdi eski dergilerimizi koyuyoruz. Bir tane yeter. Fazlasına gerek yok. Evet yani. Nasıl olsa sırada. Evet nasıl olsa sırada. Şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşlar biliyor musunuz? Kapatıyoruz. Ben şeker yiyorum. Kapatıyoruz. Bakın. Evet Hanzade'nin topu tığını artık bitti. Hanzade Hanım'ın topu topu. Şekilde. Şimdi mamalıklarını dikiyoruz. Buradan açıyoruz. Karşı tarafa böyle bırakıyoruz. Bunun
tanesini böyle bir tanesini böyle koyuyoruz. Diğer tarafında bu şekilde bırakıyoruz. Şimdi geldik neye? Tünekleri dizmeye. Koymaya. Tüneklerimizi de bu şekilde tutuyoruz ki yem yerken kolay kolay otursun tünekte. Yesin de biraz daha geriye koyalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biraz zor oturuyor ama şimdi oturdu. Şimdi sıra geldi. Bu karşıdaki tüneğimizi oturtmaya onu da bu şekilde oturtuyoruz. Sonra da ötüm için yukarıya çıktığı yerin tüneğini hazırlıyoruz. Tam ortaya biraz tamam. Mamalığımızı da takıyoruz. Onu da bu şekilde buraya koyuyoruz. Diğer kalamar kemiğini de buraya koyduk. Şöyle yakın yapıyoruz. En son suluğumuzu getiriyoruz. Tüneğin yakın olan yerine koyuyoruz. Ve böylelikle temizliğimiz sona ermiş oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra geldi. Kuşumuzu yerine salmaya. Koymaya. Evet. Bunu isterseniz biraz yakından mı? Kaçırmayalım. Değil mi? Şimdi nasıl yapacağız? Şimdi... Evet yakaladım arkadaşlar. Yakaladım. Evet. Baba ben de geçeyim şurada. Hop. Hadi bakalım sen de geç. Bak burada. Tamam. Sen de Sevda zaten. Şimdi atacağım onu yerine. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik. Kuşumuzu yerine koymaya. Hemen getiriyoruz. Bırakıyoruz. Bıraktık. Evet. Söyleyeceklerimiz ve yapacaklarımız şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar, bu sefer Berre ile Anzade'nin kanalında idik. Berre ile Anzade'nin kanalına abone olmayı, beğenmeyi sakın unutmayın. Evet. Hepinizi çok çok seviyoruz. Öpüyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.